20 yıl önce bizim bu bulunduğumuz köyde evlerde turşu yağ küpleri olurdu. Plastik o kadar fazla değildi o yıllarda. Küplere çöplüğü atıyorlardı. Romorklar dolusu. Onların iyilerini oradan topluyordum, getiriyordum evime. Bunları ne yapayım? İşte İznik çini motifleri veya Kütahya çini motifleriyle onların dış yüzeyine aynı renklerde boyamaya başladım. En büyük sıkıntım renklerde oluyordu. Renkler sentetik boyalardı. Oturmuyordu, sevemiyordum. Bu arada yanımda da 107 yaşında annem vardı. Haliyle onlar o devirde çarşı pazardan boya bulamıyorlar. Etraflarındaki otlardan, topraklardan çeşitli deneyerek boyalar edinmişler. Annem yardımıyla hangi boyayı nereden nasıl yaparım, ne yaparım? Onun verdiği bilgiler doğrultusunda arazide en sıkıntım kırmızıydı. O Kütahya kırmızısı veya İngiliz kırmızısı denilen o kırmızıya çok hayrandım. Annem bana sırlar verdi. Dedi ki işte bu bitkiden oluyor bu. Bu bitki falan yerde bulunuyor. Şöyle bir bitki aynı havuç gibidir. Havucun yaprakları gibidir. Çektiğin zaman kıpkırmızı havuç çıkar. O havucu alırsın, kurutursun, döversin, o kırmızıya ulaşırsın dedi bana. Aramaya çıktım tabii. Onun tarif ettiği yerlere gidiyorum. Ovalarda, dağlarda geziyorum. Orada en nihayet bir tane daha gel, bir tane daha derken ulaştım ben ona. O kırmızıyı buldum. O kökler kuruduktan sonra işte bu havanımızda böyle dövüyoruz. Eliyoruz, dövüyoruz, eliyoruz. Altını geçirdikten sonra ince ince hale getirdikten sonra su bazlı şey yaparak kullanıyoruz yani. Olay bu. Bu şekilde döverek. Bu bir Alman atasözüdür. Almanların meşhur atasözüdür. Gerçekten de öyle çalışan hürdür. Çalışan kimseye muhtaç olmaz. Doğru bir laftır yani. Çalıştın mı hakikaten de hürsün yani. Dedem ben 20 yaşlarındayken benim dedem 93 yaşındaydı. Şeyde savaşmış, Basra Savaşı'nda savaşmış. Köy çeşmeleri vardır. Eskiden plastik yok tabii. Ağaçtan su tası oyar evde. Hayır yani ticari değil de. Takunya oyar, camilere takunya yapar dedem. Elinde devamlı evinde hep öyle görürüm dedim. Hayalimde gene öyle yani şimdi. Demek ki bu bize oradan geliyor, bu dededen geliyor. Biz şimdi biz son durak ağaçtayız artık. Ağaç yapıyor şu anda durmadan. Ağaç, ahşap üzerine çalışıyoruz. Ahşap benim için terapi. Ceviz ağacının altında çalışıyorum ben yaz sezonum boyunca. O da bir doğal klima sanki. Sabah bütün gece böyle yarın elimdeki o ahşaba ne yapsam uygun olur. 7.30'da gelirim işin başıma yani duramam. En güzel şekilde nasıl yaparım ben bunu? Bu ağacı ne gider? Ahşabı çok seviyorum. Çalışma ama işi bitirdikten sonra da karşıya koyduğum zaman bütün yorgunluğum gidiyor yani böyle her şeyi unutuyorum. İnsanların yaşarken tabii bir sürü sorunları var, bir sürü problemleri oluyor ama ben onu çalışırken hiçbiri yok bende yani. Oradan bir bakmışım öğlen olmuş, akşam olmuş. Beynim rahat yani bana mutluluk veriyor onu çalışmak.
rahatlıyorum yani bunun için. Ama sadece haftada bir gün ben çalışmam. O da cuma günleri öğleye kadardır. Ama hastalık, sağırlık, başka olaylar ayrı da yani devamlı bir böyle bir çalışma içindeyiz işte. Diğer sentetik verniğe benzemez. Sentetik verniği çaldığınız zaman sentetik vernik parlar, böyle bir tuhaf bir şey yapar yani. Ama bu öyle yapmaz. Çok hoş bir görünüşü var. Ağaçlardan toplanıyor. Orada alkolde eriyor. Saf alkolde eriyor. Yani saf alkolde eritiyorsunuz. Bütün eskiden ahşapta kullanılan 80-100 yıl önce bütün ahşaplarda bu kullanılıyor. Sentetikler daha çıkmamıştı tabii. Bu sentetikler çıktıktan sonra bunu kullanamaz oldu ustalar. Az bulunuyor, pahalı, yapması zor falan. Ama ben bir yerde buluyorum işte, alıyorum ona. Onun hali bambaşka ama kullanması zor bir şey. Alkolle atıyorsunuz buna, seyretiyorsunuz alkolün durumuna göre işte. Buna da bu şekilde bir pamuk yardımıyla sürterek veya kalın bir fırçayla tatbik ediyorsunuz. Tatlı bir renk yapar yani, çok güzel. Onlar Afrika'dan getiriyorlar, ithal maldır o. Bir canlı hayvanın dışkısı. Eski antikalarda hep onu kullanmıştır eski ustalar. Bundan 80-100 yıl önce. Klasik sanatımız, Selçuklu tarzı, ecdadımızın bize Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığı motiflere çalışırım ben. Yani öyle bir kendi icat ettiğim bir motifler değildir hep onlar benim. Osmanlı Türk İslam süsleme sanatının kitaplarından faydalandım hep. Onları okudum. Oradan aktardım ben bunları hep yani. Bizim ecdat süslemeleridir bunlar. Camilerimizde, çeşmelerimizde, mermerde veya başka bir yerde, duvarlarda olan motiflerdir bunlar hep yani. Hepsinin bir şeysi vardır. Bizim oradan getirdiğimiz motifler bunlar. Hepsi neler var? Çift başlı Selçuklu kartalı. Nerededir? Orijinali Sivas. Sivas Divriği Şifahanesi'nde giriş kapısının yan tarafındadır. Çift başlı Selçuklu kartalı. Şu anda polis teşkilatının ambleminde vardır. Pek resim yoktur malum Osmanlı Selçuk sanatında. Pek resim rastlanmaz. Sadece kaplan, aslan gibi şeyler olabilir bazı yerlerde de. Ama bir insan, bir yüzü, insan şekli çok az rastlanır yani. İlk evvel Selçuklu'da vardır. Güreş eden insanlar gibi basit figürler vardır. Ama pek resim yoktur. Sonradan daha da azalmıştır. Beylikler zamanındaki eserlerde insan resimlerine rastlanır. Gittikçe azalır Osmanlı'ya doğru. Daha çok işte bu bitki motifli şekiller alır. Osmanlı'da sarmaşıklar, dallar, güller, sümbüller, bereketi temsil eden narlar, lalenin çok önemi vardır. Resim gelişmemiş ama bu bitki motifleri, dallı güllü, çeşitli şekil bitki şeyleri çok gelişmiştir. Bizim süsleme sanatımız çok zengindir diğer ulusların şeylerine bakınca yani. İşte onlara uygularım, onlara bakarak o şekilde aktarıyorum. İnşallah gelecek nesillere bu bakımdan bir faydam varsa ben de mutlu olurum.